Sevgili izleyiciler, yeni bir gün başlıyor. Sevgili izleyiciler, Necdet Pamir, enerji uzmanı bizlerle birlikte. Birinci dilimde de sürekli vurguladım. Koca bir kitap çıkardı. Enerjiyi böyle anlamak için hoş geldiniz. Koca bir kitap ama şöyle bir göz attım. Dili gayet iyi. Anlamak isteyenler okuyabilirler. Enerjinin iktidarı. Şimdi bizle o kadar alakalı ki, bizle dediğim hani artık hepimiz birer uzman olmaya çalışıyoruz. Çünkü bölgemizde yaşadığımız şeylerin birbiriyle girift halde. Mesela bir aylan bebeğe baktığımda da enerji görüyorum. Ya da kilise bomba atıldığında da enerji görüyorum. Ya da işte bölgesel çatışmaların ötesinde devletler arası stratejide işte İran meselesine bakınca da enerji görüyorum. Yani o kadar etkili ki şu enerji meselesini bir anlamak lazım derken Necdet Bey, enerji güzel bir, aslında ben bunu soruya çevirdim. Enerji kaynaklarını elinde tutan dünyayı elinde tutar demişsiniz. Tutar mı hakikaten? Yani şöyle, tabii onu daha geniş kapsamlı düşünmek lazım. Yani sadece coğrafi olarak belli rezervlerin üstünde, hep petrol, doğalgaz üstünden konuşuyoruz gerçi ama yani dünyada da tüketilen enerjinin %90'a yakını 3 fosil yakıtla, petrol, doğalgaz, kömürle karşılanıyor. O anlamda da istesek de istemesek de günlük yaşamımızda da, devletlerin yaşamında da petrol, doğalgaz ağırlıklı olarak yer alıyor. Dolayısıyla ister istemez akla şu geliyor: İşte Suudi Arabistan'da oturuyor ama dünyayı yönetiyor mu? Eksik olmasın, bu yayın evinin öne çıkarttığı bir motto diyelim, ya da slogan, vurgulu bir sözcük ya da cümle. Dikkat çeksin. Şöyle, evet tabii, yani doğaldır. Şöyle söyleyeyim. Mesele sadece coğrafi olarak o kaynakların üstünde oturmak değil, bu kaynakların kontrolü. Yani örneğin Azerbaycan'da, Kazakistan'da da çok zengin kaynaklar var. Fakat son yıllarda daha önceleri imtiyaz anlaşmalarıydı. Daha sonra üretim paylaşım anlaşmaları denen anlaşmalarla yatırımcı ülkeler ve şirketler geliyor buraya. Çoğunlukla koşulları, hani parayı veren düdüğü çalar diye bir tabir vardır. Koşulları kendi çıkarları doğrultusunda belirleyerek belli anlaşmalar yapıyor, uzun vadeli. Dolayısıyla üretene kadar belki masrafların önemli kısmını onlar karşılıyor ama üretime başladığı andan itibaren aslan payını alabiliyorlar bu anlaşmalarda, eğer dikkatli değilse hak sahibi devlet. Onun ötesinde bunun tabii taşınması var. Taşımanın kontrolü söz konusu ama daha da ötesi, petrol özelinde eğer örnek verecek olursak, bunun katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi, yani rafine edilmesi. Daha ondan sonra da işte bildiğiniz günlük yaşamımızın vazgeçilmez girdileri olan ulaştırma sektörünün işte benzin, mazot, bu ürünlere dönüştürdüğünüzde ham petrol olarak sattığınızdan çok daha büyük bir kar elde etme imkanınız var. Yani teknolojiyi de kullanarak bunun tüketiciye eriştirilmesinde önemli yer tutuyorlar. Dolayısıyla sadece coğrafi olarak o kaynakların üstünde oturmak değil ama bunun anlaşmalarla üretiminin önemli bir kısmını, Türkiye gibi ama geçiş güzergahı olmak. Ama burada da koşulları doğru koymanız lazım. Yani sadece gene halk tabiriyle söylersek yol geçen hanı olmak, bizim şu ana kadar imzaladığımız anlaşmalardaki gibi neredeyse işletme giderlerinin de altında bazı geçiş ücretlerine razı olmak, işte stratejik önem açısından deyip ama masa başında mahkum olmak yerine, yani bundan da maksimum yararı sağlayabilmek önemli. Ama daha çok dediğim gibi ürüne dönüştürme, bu bor gibi bir kaynak içinde böyle. Yani boru ham olarak da sattığınızda ciddi gelir elde ediyorsunuz ama bunu rafine ürünlere dönüştürdüğünüz zaman, rafinajını yapıp sanayinin tuzu denen o kaynakta artık da katma değer yaratıyorsunuz. Ondan sonra onun da pazarını ele geçirip ya da bir pazar yaratıp kontrol ettiğiniz zaman bunu bir bütün resim olarak düşünmek Şimdi lazım. Şimdi konu çok geniş. O yüzden hani kitap özelinde de gideceğiz ama bir reklama kadar Türkiye'nin stratejisini konuşalım. Sonra bölgemizdeki o jeopolitikle beraber isterseniz tabii, özet tabii geçelim. Türkiye'nin stratejisi deyince aklıma hemen şu geliyor. Türkiye'deki benzin fiyatları çok pahalı. Türkiye'nin petrolü yok ama boru var. Borla ilgili bir DSP'li hükümet olduğu dönemde çok gündeme gelmişti. Bir artı değer yaratmak için bir şeyler yapmaya çabalıyor. Biraz da başarılı oldular. Ama o zamandan sonra AKP'nin yönetiminde biz hani borun kaynakları satılıyor vesaire, satılmıyor haberleri duyduk sadece. Onun dışında da enerjide, petrol dışında ya da işte doğalgaz dışında hiçbir şey duymadık sektörel olarak. Türkiye'nin stratejisine baktığımız zaman, hani bağımsız diyoruz ya anayasada, Türkiye Cumhuriyeti bağımsız bir devlettir derken, ne kadar bağımsız bir devlet bu anlamda? Şimdi tabii eğer siz ekonomide bağımlı iseniz,
O zaman kalkıp da siyasi anlamda dış politikanızda bağımsızlıktan söz etmeniz sadece yani iç politikanın malzemesi olur. Açık söylemek gerekirse somutlayalım. Türkiye bugün tükettiği birincil enerjinin yani petrol, doğalgaz, kömür, hidroelektrik hangi kaynağı kullanıyorsak kullanalım enerji ve elektrik üretiminde. Türkiye bugün %75 oranında bunun toplamında dışa bağımlı. Bu AKP iktidara geldiği zaman %67-68'di. Yani çok ciddi bir bağımlılıkta artış var. 1990'lı yıllara gittiğimizde, 1990 yılını somut olarak söyleyelim, Türkiye %51'ini kendi ihtiyacının, enerji ihtiyacının karşılayabiliyordu yerli kaynaklarıyla. Fakat talep yerli üretimin çok ötesinde arttı. Burada tabii kaynak yetersizliğinden ziyade yanlış kaynaklara yönelmenin sadece AKP ile sınırlı değil, çoğunlukla sağ iktidarlar hep Türkiye'yi yönetti. Burada işin kolayına kaçmak. Biraz önce söylediğim gibi yani petrolün, doğalgazın ticaretinden nemalanmak, bundan nemalanan kadroların etkisiyle siyasetin tasarlanması. Yani kimin elinde para varsa fark etmiyor. Her siyasi partiye belli adamları yerleştirmek için onlar da güç sarf ediyorlar. Belli şirketler var. Dolayısıyla farklı sepetlere yumurtalar dağıtılıyor. Hep petrol, doğalgaz. Lobileri var yani. Tabii hepsinin lobisi var. Dolayısıyla yani böyle hani komplo teorileri değil bunlar, çok somut. Ben zaten kitapta da mümkün olduğu kadar sizin de söylediğiniz gibi yalın, yani bir lise talebesi de meraklıysa rahat anlayabilsin. Hani eskilerin deyimiyle malumat furuşluk, ne çok şey biliniyor falan, kalın kitap olsun diye değil. Gerekli olan şeyler, insanlar istediğini modüler olarak içinden alabilsin, anlasın. Çeşitli hurafeler var, işte orada var, burada var, şurada var da çevremizde, Türkiye'de niye yok? Civayla, çimentoyla kapatıyorlar. Bu gibi hurafelerin gerçek nedenlerini hem tarihi, siyasi hem de jeolojik özelliklerini kavrasınlar tabii diye. Tabii riskli bir şey. Petrol bizde yok demek, insanlar o kadar ikna olmuş ki o konuda. Öyle. Oysa Türkiye'nin, hani sadece onu söyleyip soruya döneyim. Türkiye'nin tükettiği elektrik enerjisini dikkate alırsanız, geçen yıl 250 milyar kilowatt saatin üstünde, biraz üstünde elektrik tükettik. Elektrikte de %60'dan fazla dışa bağımlıyız. Fakat Türkiye'nin henüz devreye almadığı yerli ve çoğu yenilenebilir olan kaynakları, hidroelektrik, lignit, doğru stratejilerle tabii, temiz teknolojilerle, güneş, rüzgar, jeotermal ve biyoyakıt başta olmak üzere enerji verimliliği dahil alt alta koyduğunuzda seferber edebileceği elektrik üretecek potansiyeli 818 milyar kilowatt saat. 250'ye karşı 818. Yani Türkiye'nin kaynağı yoktur lafının bir geçerliliği yok. Doğru kaynaklara yerli imalatı da, enerji ekipmanlarının yerli imalatında teşvik ederek eğer bu da bir strateji belirler. Tabii tabii. Ötekinden çok çabuk kar edebiliyorsunuz. Yani bir doğalgaz santrali diyelim. Bunu 1,5-2 senede yapıyorsunuz. Tırnak içinde yatırımcı, işveren, iş adamı neyi tercih ediyor? Çok çabuk geri dönüş sağlayabileceği şeye bakıyor. Yani stratejiydi, ülke çıkarlarıydı. Yani her iş adamı için söylemiyorum ama genelde nazlı sermaye hemen bu tarafa yöneliyor. Kamuda da buna uygun bir yapı oluşturulduğu için seçimler sırasında siyasi partileri biçimlendirme. Popülist davrandıkları için. Dolayısıyla %99 dışa bağımlı olduğunuz doğalgazda örneğin, hani genelde enerjide %75 ama doğalgaz ki tükettiğimiz enerjinin %32,5'unu biz doğalgazda karşılıyoruz, Türkiye en çok kullanılan kaynak. %99 dışa bağımlısınız ama Negam elektriğin de geçen yıl %48,7'sini doğalgazla karşıladık. %99 dışa bağımlısınız ama durmadan yeni doğalgaz santralleri yapıyorsunuz ve yenilerine de sürekli imza atıyorsunuz. Ama bir taraftan da söylem, özellikle AKP için söylüyorum. Yerli ve yenilenebilir kaynaklarımıza ağırlık verdik, bunların oranını artırdık, dışa bağımlılığımızı azalttık. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Şimdi yaptığınız yapacağınızın teminatıysa o zaman vay halimize, çünkü %68'den %75'e gelmiş dönemlerinde ve bu demek ki yaptıkları yapacaklarının teminatıysa artacak. Verdikleri lisanslara bakıyorum Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun. Hiçbir biçimlendirme, yönlendirme, teşvik, ceza sistemi olmadan önüne gelene şey veriyor, lisans veriyor. Bunlar ağırlıklı olarak doğalgaz ve ithal kömür santralleri. Dolayısıyla yani
Sonra madende işte 301 insanı kaybedebiliyoruz. O ayrı, o taşeronlaşmayla ilgili. O da ayrı bir rezalet. Yani bu sefer Türkiye'nin yerli kaynaklarının üretiminin de önünü kesiyorsunuz. Yani kömür mü, aman uzak duralım. Oysa en temel nedeni taşeronlaşmaktır, kuralsız çalışmaktır, denetimsizliktir, bilimden uzaklaşmaktır. Yani kadrolaşma işin başında. Yani ehliyeti, liyakati olana vermek yerine tarikat üzerinden, belli referanslar üzerinden yönetici yerleştirmek. Kişisel tercihler yani. Kişisel, dönem dönem. Yani işte eskiden de benzer, hani nepotizm diye anlatılan ahbap çavuş kapitalizmi vardı, bugün de var. Ama burada biraz daha dini referanslar ağır basıyor. Dolayısıyla bir kere kadroların hepsi yetkin mi? Hayır değil. Büyük ağırlıkla yetkin değil. İyiler kenara ayıklanmış. Taşeronlaştırıyorsunuz. Denetim yapmıyorsunuz. Bunlar üç kuruşu çok çabuk derlesin, toparlasın diye. Yani ne kadar çok üretirsem o kadar çok para kazanırım hesabı. Hiçbir şekilde önlem almıyorsunuz. Bu sefer de yerli kaynaklarınızı geliştirebilmenin önünü alıyorsunuz. Bu hidroelektrikte de böyle. Doğru projelerle, havza planlamasıyla vesaire yapılabilecek işler varken siz bir derenin üstüne, hani dilimize pelesenk oldu, 20 tane regülatör diziyorsunuz. Hem kurutuyorsunuz hem yöre halkını perişan ediyorsunuz. Doğru dürüst elektrik de üretemiyorsunuz ama bu sefer toplumda HES'lere hayır, RES'lere hayır, yine yanlış şeyle. Yani rüzgara karşıyız, hidroelektriğe karşıyız, termiğe karşıyız, ona kadar. Yani peki ne yapacağız? Dışa bağımlılığı nasıl kıracağız? Hani nükleerden başladı bu mesele. Hani nükleerin ama telafisi mümkün olmayan bir çok durum doğru. var. Orada hani böyle bir temkinle bakıyoruz, korkuyla bakıyoruz ki örnekleri var. Çernobil, Japonya. Şimdi ama her şeye de karşı bir duruma geldik biz. Ne yapacağız? Enerji üretmeyelim mi? O sizin kusurunuz değil. Yani yöre halkının da kusuru değil. Yanlış politikaların, yanlış politikacıların ve onun arkasındaki iş adamlarının kusuru. Ben onun altını çizmeye çalışıyorum. Yani iyi örneklerin de önünü kesiyorsunuz o zaman. Hı hı. Dolayısıyla bu ülke eğer bağımsız olacaksa enerjide bağımsız olması lazım. Mesela biraz önce 1990'da %51 olan yerli üretimin payının şimdi %25'e düştüğünü söylüyorum. Ya da tersinden söylersek %49 dışa bağımlıyken şimdi %75'e gelmiş. Bunun bir de parasal faturası var. 2002 yılında AKP iktidara geldiğinde 9,2 milyar dolar enerji ithalat faturası var. Geçen sene 55 milyar dolar. Ve bu sürdürülebilir değil. Onun için yani önce enerjide yapacağınız, enerji alanında yapacağınız, tabii ki diğer sektörlerde çok önemli ama iyileştirmelerle, kökten değişikliklerle, paradigma değişikliğiyle o zaman Türkiye'nin önünün açılabilmesi, bağımlılığımızın kademeli olarak azaltılması, yerli imalatın önünün açılması ve o sayede de istihdam sağlanması mümkün. Yani benim söylediğim bu yerli kaynaklara ağırlık vermenin bir diğer boyutunda da çok ciddi bir istihdam olanağı var. Yani ama bunları tercih etmek yerine çok kısa zamanda torbamızı dolduralım mantığı olduğu için AKP iktidarı ve bu sağ iktidarların mantığıyla maalesef böyle gidiyor. Yapılması gerekeni gayet net söylüyorsunuz ama olması gereken de gayet net. Bundan sonra da ama böyle bir emare ben göremiyorum. Bir değişim, bir fark göremiyorum işin açığı. Aynı çizgi devam edecek gibi. Yani kısa zamanda torbayı dolduralım. 14 yıldır çizgisi. Böyle. Gidiş de öyle. Yani ilk fırsatta yapacakları işler işte nükleer. Nükleer örneğine bakın en basiti. Bugün Rusya'ya, uçağını düşürdüğünüz Rusya'ya, her anlamda ters düştüğünüz bir ülkeyle şu an, ki dış politikanız nedeniyle, %55 doğalgazda bağımlısınız. Petrol ürünlerini de dikkate alırsak %16 bağımlısınız. İthal ettiğiniz kömürün %30'unu Rusya Federasyonu'ndan alıyorsunuz. Bu yetmezmiş gibi parlamentodan geçirdiğiniz anlaşmayla, ki bu anlaşmanın, yani orası da önemli. Ne teknoloji transferi? %100 inşaatı, %100 işletmesi, yakıt tedariki, yani zenginleştirilmiş uranyumu %100 Rusya'ya verilmiş. Artı atıkların muamelesi denen, yani geçici depoladıktan sonra onların nihai depoya gitmesi sürecinde de gene %100 Rusya'ya vermişsiniz. Ben ne anladım bundan? Her şeyiyle bağımlı. Her şeyine bağımlı. Şimdi ne kadar önemli olduğu da ortaya çıkıyor bu mesele. Çünkü Rusya ile de ilk kriz çıktığında nükleer dursun dedim ben. Bu vesileyle ilişkiler bozuluyor. Hazır bu vesileyle bu projede dursa keşke dedim. O durmuyor ama her şey duruyor, o durmuyor. Ticaret. Adam niye durdursun? Yani
Zaten yapmaya çalıştığı iş o. Bir taraftan Avrupa Birliği ambargoları var. Amerika'nın ambargosu var. Kırım, Ukrayna. Çok fazla ticaret yapanı da yok yani nihayetinde. Yani gene yolları var. Avrupa'da da bölünme var. Yani başta Almanya, İtalya gibi ülkeler olmak üzere Rusya ile ilişkilerini çok sıcak tutmaya çalışıyorlar. Ve o hani iç politika malzemesi olarak böyle yüksek tondan konuşuyorlar ama ticaret devam ediyor. Şimdi Türkiye'ye bizim İsrail'e one minute dememiz gibi tabii, bir şey tabii, yani. Tabii tabii kesinlikle. Yani erbabı biliyor da hep onu söylemek ihtiyacı hissediyorum. Yani sokaktaki adam ay sonunu getirmeye çalışırken bu nüanslara belki dikkat etmiyor ama o ticaret hiçbir zaman bitmedi İsrail'le. Özellikle yakın çevresi iktidarın. Ama onun yanı sıra da siyasi görüşmeler de, ikinci, üçüncü kanal görüşmeler de sürdü. Ya bir de tabii başta siz de söylediniz, dikkat ediyorsanız yani enerji konuşuyoruz. Ukrayna diyorsunuz, Kırım diyorsunuz, Rusya diyorsunuz, Amerika diyorsunuz. Yani dış politikayla da son derece iç içe. Dolayısıyla dış politikanızda bu kadar yanlış iş yaparken bir dizi, tam da enerjide bağımlı olduğunuz ülkelere, Rusya'nın yanı sıra İran'a, Irak'a yönelik dış politikanızın ne kadar karşı tarafta tehdit algısı yarattığını da görmezden gelmeniz mümkün değil. Bakın, tuhaf bir durum. Yani Rusya'yı söyledim. Irak'a bakın, %32'sini petrolünüzün Irak'tan alıyorsunuz. Ama Kuzey Irak'la iyiyiz o arada. Barzani ile ilişkilerimiz iyi sanki. Şimdi yani merkezi yönetimle papazız. Beni yanlış anlamayın. Ben Irak'ın kuzeyi demeyi tercih ediyorum. Hani çok böyle şey gelmezse size hamasi. Çünkü baştan belleklerimize şöyle bir şey işleniyor. Çok uzun süredir. Mesela Kuzey Türkiye, Güney Türkiye, Güneydoğu Türkiye diye bir şey kullanmayı doğru bulmuyorum. Bölmeye yönelik bizim yani aklımıza sürekli bir şeyler pompalanıyor. Yani biraz iş işten geçmedi mi zaten ama Sayın Pamir o konuda hani adamlar için, zaten hayır. Hani Kuzey Irak'takiler zaten hani Barzani diyor ki referanduma gideceğim, ben bağımsızlık ilan edeceğim. Hani fiili bir durum gelmek üzere zaten. O da yakında onun ayağı kayacak. Yani Barzani hiçbir şekilde Irak'ın kuzeyindeki o yapı içinde, özerk yapı içinde iktidarını koruyabilecek durumda değil. Başkanlık süresi de bitti. Fakat uzatmaları oynuyor. Onun için böyle sert söylemlerle, hani bizde de AKP birdenbire milliyetçi kesildi ya seçim öncesi. Şimdi içeriye oynuyor. Çünkü bir tarafta Talabani, yani KYB ekibi, bir tarafta Goran ekibi. Ve ayyuka çıkmış Barzani ve sülalesinin yolsuzluk iddiaları o tarafta da. Dolayısıyla ayakta durması pek kolay değil. Üstelik onu bugüne kadar arkadan pompalayan uluslararası güçler de çok da memnun değiller Barzani'den. Dolayısıyla orada da bir değişim olacak. Onun için orada da yanlış ata oynuyorlar. Ahlaki olmaması, etik olmaması, komşu bir ülkenin iç işlerine karışmanın dayanılmaz hafifliği, bunları bir kenara koyun. Ama Barzani'ye oynadıkları için bugüne kadar orada da yanlış oynuyorlar. Yani okumayı bilmiyorlar. Eyvah. Yani bir eyvah çekiyorum çünkü hani Türkiye açısından üzülüyorum. Sürekli etrafta yanlışlıklar üzerinde matematik kuruyorsun ya da satranç kuruyorsun. Olan bize oluyor. Ne oluyor? Kilise bomba düşüyor mesela. Yani IŞİD belasını niye ben mi Türkiye'nin başına sardım? Yıllardır konuşuluyor bunlar. Yani bunun sonunda bir yol, su, elektrik olarak geri dönüşü olacak. Şimdi peki bir giriş yapalım. Reklama gideceğiz ama çok kısa bir giriş yapalım birkaç cümleyle. Alternatif bir yol güzergahı mıdır Suriye meselesine enerji açısından baktığımızda ilk dikkati çeken? Tabii yani sadece enerji üstünden açıklama gibi bir zorlamaya girecek değilim. Ama o boyutunun gözden kaçmaması lazım. Çünkü çok önemli. Baştan beri hani uluslararası yazın hayatında dile getirildi ama Türkiye'de az konuşuldu bu. Konuşuldu, konuşulmadı değil. İşte Fehim Taştekin de bahsediyor, Mehmet Ali Güller'in kitabında var vesaire. Yani birçok duyarlı insan var, haksızlık etmeyeyim. Fakat asıl mesele şu, enerji üzerinden bakarsak, dünyada en büyük doğalgaz rezervleri İran'da. Hep Rusya bilinir. Son 2-3 yıldır üretilebilir, ispatlanmış rezervleri itibariyle İran Rusya'yı da geçti. Fakat Rusya üretimi tüketimi dengesine baktığınızda çok ciddi bir ihraç potansiyeli olan ve bu konuda çok ileri gitmiş bir ülke konumunda. İran'ın ise üretimiyle tüketimi neredeyse başa baş, hatta Türkiye'ye verdiği gazın da önemli bir miktarını Türkmenistan'dan aldığı gaz sayesinde verebiliyor. Ama İran en fazla gaz rezervine sahip birinci ülke, ikinci ülke Rusya, üçüncü de Katar. Şimdi Katar uzunca bir süredir, Katar, Suudi Arabistan, Suriye
güzergahı üzerinden Akdeniz'e açılıp oradan Türkiye'ye ve Avrupa'ya gazını satmaya çalışıyor. Yani boru hattı arttı sıvılaştırılmış gaz bileşimi projeleriyle. Bunun karşılığında da İran özellikle de şimdi nükleerle ilgili hani belli bir noktaya geldiği için anlaşma ve ambargolar kalkmakta olduğu için İran yeniden batıyla flörtüne başladı ve önemli bir açılım yapıyor. Bunun bir yanında petrol var ama en önemli ayaklarından biri doğalgaz. Güney Pars sahası var. Güney Pars sahası dünyanın en büyük sahalarından biri doğalgazda. Buradan elde ettiği gazı İran, Irak, Suriye, yine Suriye ortak payda üzerinden Akdeniz'e çıkarmaya çalışıyor. Ve Beşar Esad kalktı, o anlaşmayı imzaladı. Katar'la imzalamadı. Dolayısıyla cezalandırılması gerekiyordu tırnak içinde. Mesele bu. Katar'ın saldırganlığının en temel nedenlerinden bir tanesi bu. Ona Sünni hat deniyor, Sünni gaz hattı. Öbürü de İran, Irak, Suriye olduğu için o da Şii hattı. Dolayısıyla bir de işin böyle bir mezhepsel boyutunu gündeme getiriyor. Jeopolitiğe bakınca siyaset oradan oluşuyor yani. Oradan çıktı yani bu Şii hat, Sünni hat aslında. Peki kısa bir ara verelim, aradan sonra devam edelim. Girişi de yaptık zaten. Meselenin özünü bir koyduk ortaya. Etrafta ne oluyor diye komşularımıza baktığımızda. Türkiye şu anda çok daha sıkıntılı elbette. Neden? Çünkü hepsiyle sıfır sorundan sırf soruna geldiğimiz için dardayız. Bir de üstelik bağımlıyız enerjiye. Bundan sonrasını görmeye çalışacağız reklamlardan sonra. Günaydın sevgili izleyiciler. Yeni bir gün başlıyor. Necdet Pamir'le kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili izleyiciler. Şimdi bir kere işin özünü koyduk. Etrafta bir şeyler oluyor. Bir Sünni hat var, bir Şii hattı var. O bir şeylerin odağında da enerji var. Sadece tek sorun değil tabii. Ama tek sebep de değil tabii. Ama nihayetinde etkili olan unsurlardan birisi. Nasıl etkili? Onu şöyle tarif ediyorum ben. Siz demin güzel bir düzeltme yaptınız. Irak'ın kuzeyinde olan neyse Suriye'nin kuzeyinde de olan bir şey. Hani orada Kürt bölgesi mi olacak? IŞİD şimdi İslam devleti kurmaya çalışıyor. Türkiye dengeleyeceğim, güvenli hat oluşturacağım diyor. Ama Suriye olmayacağı kesin galiba. Valla yapmaya çalıştıkları şey göründüğü kadarıyla Suriye'nin kuzeyinde bir alan yaratıp Irak'ın kuzeyinde üretilen petrolü en azından... Yani az evvel dediniz ya Esad Katar'la imzaladı diye. Yani evet, biraz doğal şuradan gazı dolanarak başka bir şey yapma, yani başka bir hat oluşturma hesabı gibi geldi bana. Biri petrol, biri doğal gaz hattı. Yani söylemeye çalıştığımız, yani Suriye'nin kuzeyini açmaya çalıştıkları hat, tabii ileride doğal gaz üretilirse Irak'ın doğal gazını da o güzergah üstünden çıkarmak gibi bir hesap var. Ve bu uzunca yıllardır aslında... Hani her düşünce kuruluşunun söylediği illa Amerikan politikasıdır demek istemiyorum ama uzunca bir süredir bu sosyal laboratuvarlarda pişirilen bir aş var. Dolayısıyla bunların hiçbir tanesi sürpriz değil. Mesela ben bu kitabı yayına verdiğim zaman bir süre sonra ben kitabın çıkmasını beklerken yayın evi beni aradı. Ya hocam ne olursun şu Rusya krizini de ekler misin? Bitmez ki. Ben de onu dedim. Yani o zaman işte yarın İsrail meselesi çıkacak, onu ekleyelim ama hani kırmadım. O arada sağ olsunlar ben de kitaba bazı ufak tefek ilaveler yapma şansı buldum. Mesela yani bunun çok uzun süredir bu işlerin pişirildiğini ortaya koyabilmek açısından özellikle Unfolding the Future of the Long War diye bir rapor çıkartıyor RAND Corporation Amerika'da. RAND Savunma Bakanlığı'na Amerika'da Pentagon'a yakın, daha doğrusu onların kurduğu bir kuruluştur. Uzun savaşın geleceğini açıklamak diye de tercüme edebiliriz bunu. Şimdi mesela bu rapordan bahsedenlerden biri de Amerika'da CENTCOM başkanlığı yapmış ama Amerika'da başkanlık yarışına da katılmış General Wesley Clark. Zaman zaman televizyonlarda bu politikalara atıfta da bulunuyor, eleştirerek bulunuyor. Örneğin mesela Dick Cheney, Don Rumsfeld, Paul Wolfowitz ve yarım düzine Project for the New American Century üyesinin önce Irak'a, daha sonra da Suriye, Lübnan, Libya, Somali, Sudan ve İran'a saldırarak bu ülkelerdeki rejimleri, 7 ülkedeki rejimi 5 yıllık bir süre içinde değiştirme hesabı yaptıklarını, yani değiştirme derken nedir? O coğrafyada uygulamaya çalıştıkları
sadece enerji odaklı olmayan politikaları hayata geçirebilmek için mevcut lider kadrolarını değiştirmek, kendilerine ters düşmeyecek kadroları iktidara getirmek. Yani bunlar açık açık ve üstelik bu gizli bir rapor da değil. Girin bugün bu başlıkla o raporu alabiliyorsunuz. Bunlar yıllardır yapılan çalışmalar. Dolayısıyla burada Amerika'nın uzunca bir süredir ve müttefiklerinin bu coğrafyaya bir düzen verme çabası var. Bunun içinde de enerji kaynaklarının üretimi, taşınması ve uluslararası piyasalara çıkarılması meselesi en önemli meselelerin başında yer alıyor. Yani Suriye'deki insanların ne olduğu, hangi dinden, hangi mezhepten, kimin kazandığı tabii. Onlar hiç önemli değil. Yani Irak Şam İslam Devleti deniyor ya şimdi. IŞİD'le otursun anlaşsınlar, o da olabilir. Hiç tabii. Problem değil. Mesele sadece bu stratejide anlaşmaları. Tabii IŞİD bir aparattır. Bugün kullanırsınız, yarın atarsınız. Ama bazen kontrolden çıkıyor. Hani Dr. Frankenstein'i yarattığı gibi ilk önce kendi kelleri gidebilir ama sonuçta bunlar hep uygulanıyor. Irak'ta da bu uygulandı. Afganistan'da da uygulandı. Osama Bin Laden neydi? Kim yarattı? Kim arkasında durdu? Ekonomik gücü olduğu gibi Amerikan bankalarındaydı nihayetinde, değil mi? Onun için hani her şey bile komplo teorisi değil ama bunları görmezden gelip de analiz yapmamız mümkün değil. Bazen de bunları konuşmak bir bedel ödemenizi gerektirebiliyor. Hani abartmayayım ama dolayısıyla yani objektif bir analiz yapacaksak meselenin teknik ekonomik boyutlarını incelerken enerji üzerinden söylüyorum. İşin jeopolitik boyutunu da ıskalamamak lazım. Onun için mümkün olduğu kadar yani bunlara da dikkati çekmeye çalışıyorum. Şimdi önümüzdeki süreçte peki ne görünüyor? Bu haritaların değişmesi bir yandan siyasi gelişmeyi gösteriyor ama bu enerji hatları bazında ya da enerji politikaları bazında bir değişme var mı ya da bir keskinleşme olacak mı? Bir gelecek perspektifi de koyabilir miyiz? Görünen bir şey var mı bir değişim? Şimdi bu katliamlar vesaire petrol doğalgaz konuştuğunuz zaman ister istemez hep böyle kanlı işler üstünden gidiyorsunuz. Milyonlarca sivil katlediliyor. Yerlerinden oluyor. Dolayısıyla yani bu tatsız bir hikaye. Bunun temel nedenlerinden bir tanesi yani şu anki kurulu düzen, enerji üretim ve tüketim düzeni daha çok fosil yakıtlar üstüne kurulu ve bugünden yarına değiştirmek trilyonlarca dolarlık yeni yatırımı gerektiriyor. Ama derken şunu söyleyeyim, bu kaynakların en önemli özelliklerinin başında Orta Doğu coğrafyasında yoğunlaşmış olmaları geliyor. Yani %47-48'i ispatlanmış petrol rezervlerinin Orta Doğu coğrafyasında, gene de yani bundan da az olmamak üzere bir miktar az olmakla beraber %43-44'ü de doğalgazın gene Orta Doğu coğrafyasında. Bu bir. İkincisi bunların üretim maliyetleri, yani yeryüzüne çıkarma maliyetleri dünyanın diğer bölgelerindeki yani Kuzey Denizi, Rusya vesaire, Türkiye, buradaki üretim maliyetlerine göre çok çok düşük. Dolayısıyla bu coğrafyadan ne Amerika'nın ne diğer büyük tüketicilerin uzak durması ne de bunlara alternatif kaynaklar üreten Rusya gibi aktörlerin kontrol dışı bırakması, yani Tartus'taki üs, gene enerji üstünden götürmek istemiyorum ama Laskiye vesaire bütün gücüyle Suriye'nin ayakta kalmasının çabalanması, İran bambaşka nedenlerle Suriye'yi ayakta tutmaya çalışıyor. Kendi sahasında bir savaşı kabul etmeden önce vekalet savaşları orada yapılıyor. O arada da insanlar ölüyor. İnsanlar yerlerinden, yurtlarından oluyorlar. Ama asıl dünyadaki yönelim, olması gereken iyi de bir yönelim, doğru bir yönelim, yenilenebilir kaynaklar üzerine. Yani bugün ister Uluslararası Enerji Ajansı deyin, isterseniz daha çevreci kaygılarla yazan çizen Greenpeace gibi, WWF gibi, Dünya Çevre Vakfı gibi kuruluşların ya da IRENA gibi, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı gibi kuruluşlara bakın. Bunlar daha yenilenebilir enerji kaynakları ağırlıklı bir gelecek öngörüyorlar. Ama henüz maliyet açısından herhalde daha karşılayacak gibi değil. O yanlışları da kıralım. Şöyle söyleyeyim. Yani mesela rüzgarda tabii ki yani 365 gün durmaksızın rüzgar esmiyor. Rüzgar hızı da önemli. Ya da güneş. Sabah var, akşam yok. Tamam, bu tür zaafları, eksikleri olabilir. Her kaynağın olduğu gibi. Ama bu kaynakların elektrik üretme yönündeki maliyet unsuru hızla aşağı doğru iniyor. Sağ olsun teknoloji. Yani teknolojiye yatırım yapan ülkeler. Amerika'dır, Japonya'dır, Çin'dir hatta. Almanya'dır en çok. Bunlar devrimsel bir takım atılımlar yapıyorlar. Ve Almanya'nın iddiası şu. Hani rüzgarın sürekli esmediği eleştirisini bir kenara koyalım.
Yani elektriğin depolanması konusunda da gene devrimsel dönüşümler var ve maliyetler de hızla aşağı iniyor. Yani yenilenebilir kaynaklar için çok sık getirilen, özellikle rüzgar güneş için getirilen eleştirilerde bunun depolanamayacağı elektriğin. Oysa elektrik depolanabilir bir kuramsal olarak. İkincisi de yaygın ve maliyeti daha düşük olarak depolanmasının önü açıldı. Çok hızlı gelişmeler var. Dolayısıyla yenilenebilir kaynak sizin olduğu için eğer yerli imalatı da sağlayabiliyorsanız, yani rüzgar türbinlerinin ülkenizde üretilmesini ya da kademeli olarak da olsa hızla üretilmesini, güneş için, fotovoltaik için o panellerin ülkenizde üretilmesini becerdiğiniz ölçüde dışa bağımlılığı kırabilirsiniz. Ve bu muazzam bir hadise demektir. Yani kalkıp belli coğrafyalara saldırıların da önünü alabilecek ya da bunu azaltacak. Hani daha temkinli konuşmamız lazım. İyimser olmak istiyorum ama enerji verimliliğini öne çıkaracak. Çok tüketmekle böbürlenecek değil de akıllı tüketmekle övüneceğiniz farklı enerji politikaları dünyada hızla gelişiyor. Yenilenebilir kaynaklar da muazzam bir hızla artıyor. Onun için yani bunun da altını önemli çizmemiz lazım. Dünyada böyle bir gelişim var. Türkiye'nin bunu 15-20 senedir yakalamış olması gerekiyor. Ama dediğim gibi kolaycılığa kaçıyorsunuz. Ne kadar doğalgaz çok. Hani bir baktığımız zaman yeri nedir enerji yatırımlarımız içerisinde? Şimdi yatırımlar içinde demeyeyim. Yani tekrar baştaki şeyi söylemem gerekirse maalesef söylemle eylem birbirini tutmuyor. Yani şu an verilen Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından verilen lisanslara bakarsanız bunun %60-64 kadarı, hani tam rakam olsun, %64'ü ithal kömür ve doğalgaz santrallerine veriliyor. Yenileri söylüyorum. EPDK 2001'de kurulduğundan bu tarafa verilen şeylere bakın, lisanslara. Gene en çok doğalgaz, ikinci sırada hidro, o da böyle bir derenin üstüne 20 regülatör türü. Üçüncü sırada da ithal kömür var. Yani söylemle eylem birbirini tutmuyor. Verilen teşviklerin de özellikle yerli imalatı teşvik anlamındaki teşviklerinde gerçekçi olmadığını görüyorsunuz. Siz olsanız Türkiye için hangisini daha çok uygun bulursunuz bu yenilenebilir kaynaklarda? Yani bir kere öncelikle teknolojideki hızlı gelişimi dikkate alarak, ötekinin aleyhine söylemek istemiyorum. 100 milyar kilowatt saat civarında bir rüzgar potansiyelimiz var. Bu bugünkü teknolojiyle belli bir rüzgar hızını elektriğe dönüştürebildiğimizi varsayarak, ama teknoloji ilerledikçe bu rakam artacaktır ve bu kaynak sizindir. İkincisi güneştir. Çok, yani miktar olarak söylüyorum. Bugün çatı uygulamaları dahil 400 milyar kilowatt saat Türkiye'nin elektrik üretme potansiyeli var. Bakın 250 geçen sene tükettik. 254-55 tükettik deyin. Sizin 400 milyar kilowatt saat güneş potansiyeliniz bekliyor. Jeotermal bugünkü teknoloji yani itibariyle. Yani yapıp satabiliriz üstelik elektriği. Yani üretmemizin dışında dışarıda kendimizi karşılayıp elektrik olarak. Tabii. Yani ama tekrar ediyorum, yerli imalatında mutlaka önce kademeli, sonra mümkün olduğu kadar tamamına yakınının ülkemizde üretilmesi halinde çevre ülkelere çok daha rahat açılabilecek durumdayız. Çünkü birçok konuda Türkiye'nin avantajı var. Tüm ama biz şu anda %75 dedik değil mi? Dışa bağımlıyız. Ve 55 milyar dolarda enerji faturamız var. Ağırlıklı olarak petrol ürünleri, doğalgaz ve son yıllarda da başımızın derdi ithal kömür. Yerli üretim yapınca mı acaba iyi rant sağlayamıyor, birileri de bunu istemiyorlar diye böyle bir anda şey oldum yani. Birileri bunun yapılmasını mı istemiyor da yapamıyoruz acaba diye. Her kaynağın lobisi var. Yani şimdi siz mesela nükleer lobi deyin, onlara sorarsanız en temiz, hiçbir zararı olmayan. Onun için yani bunlar bütün güçleriyle ne pahasına olursa olsun nükleer santral yapılsın diye diğer kaynakları kötüleme, nükleerin bütün dezavantajlarını yok sayma yönünde kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlar. Şimdi tabii burada o kadar büyük para dönüyor ki, bakın Akkuyu için konuşulan Rusya ile. Ben günü gününe mümkün olduğu kadar incelemeye çalışıyorum hemen hepsini, bütün hem jeopolitiğini hem teknik alanlarını. Burada da hiçbir zaman hani onun bendeki katkısını yadsıyamam. Meslek odaları, özellikle Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği ve onun bağlı kuruluşları benim açıkçası şeyimdir. Ne diyeyim? Hazinem, hani kaynağımdır, bilgi kaynağımdır. Biz hep birlikte çalışıyoruz. Yani makinası, elektriği, madeni, jeolojisi, jeofiziği, yani bütün bu odalar, kendi odam. Bilgi paylaşımıyla güçleniyor zaten. Hep birlikte çalışıyoruz. Dolayısıyla yani bütün bunları dikkate alarak bir şeyler üretiyoruz. Bu rakamları
Hani akşam evde oturup olsa olsa metoduyla da yapmıyorsunuz ki bu rakamların hemen hemen hepsinin arkasında Enerji Bakanlığı'nın yenilenebilir enerji kaynakları genel müdürlüğünün çalışmaları var. Siz bunu söylüyorsunuz. Öyle enteresan ki geçenlerde bir toplantıda konuşuyorum. Özellikle de gittim çünkü farklı şeyler söyleyecek bir tek ben vardım. 5 ya da 6 tane genel müdür, mevcut yapının hani genel müdürleri diyelim, bir müsteşar yardımcısı. Ben şimdi kalktım, Türkiye'deki bu kaynakları sıralıyorum. İşte 400 milyar kilowatt saat çatı uygulamaları dahil güneş, işte 100 milyar kilowatt saat civarında rüzgar, işte gene bir ona yakın hidroelektrik falan sayıyorum. Çok sevdiğim bir genel müdür arkadaşım. Altına da ben kaynakları hani her yazmamız lazım, marifet değil, yazmayanlar oluyor. Kaynak dedim, iki nokta üst üste, makine mühendisleri odası, veri kaynağı, yenilenebilir enerji kaynakları, genel müdürlüğü, Enerji Bakanlığı. Şimdi diyor ki yani küçümsemeye çalışıyor güneşi. Ya nereden çıkartıyorsunuz ya hocam diyor, yani polemiğe girmeyeyim ama diyor bu kadar rakam makine mühendisleri odası ne bilir diyor. Makine mühendisleri odası bilir de. Dedim ki yani sonunda geldi benden yanaklarımdan öpüp yani ya kusura bakma falan işte böyle ortamda konuşuyoruz. Kendini dedim mahcup ediyorsun. Yani bunu özellikle söylüyorum isim vermeden. Çünkü altında yenilenebilir enerji kaynakları genel müdürlüğü yazıyor. O kadar kendi kafalarını kompartmanize etmişler ki yani yeni bir şeyleri almayalım. Aman ne patron ne der? Hani anlatabiliyor muyum? Bu yanlış bir şey yani. Evet, süremizin sonuna geldik maalesef. Ama bir fikrimiz oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Ya ben teşekkür ederim. Yani gerçekten kalın bir kitap oldu ama yani medyadaki arkadaşlarımın da yararlanabileceğini düşündüm. Yani bir temel farkındalık olursa öğrenciler için, merak eden herkes için bir şeyler yazmaya çalıştım. Hani senaryolar, ne diyeyim, enerji güvenliği nedir? Her şeyi nedir? Bulabileceğiz yani, gibi iyi, kötü, zaten ben göz attım. Temel bir kitap. Yani. Temel bir kitap olacak. Çok teşekkür ediyoruz. Ben bu olanak için hem emeğinize hem yayınımıza katkınıza. Ben teşekkür ederim. Saat başında tekrar karşınızda olacağız sevgili izleyiciler. Bu kez sıcak haberlerle. Ama ilk fırsatta da tekrar gösterelim yeni açanlar için televizyonu. Enerjinin iktidarı, enerjiyle ilgili bulabileceğiniz bir temel kitap, bir kaynak. Necdet Pamir'in emeklerine sağlık diyelim. Çok teşekkür ederim. Saat başında görüşünceye dek. Günaydın sevgili izleyiciler. Yeni bir gün başlıyor.